Dünya Göz Grubu'nun sunduğu İbo Show devam ediyor. Sevdanın sultanısın, hem güneşim mehtabımsın. 365 gün canım, hayatımın tamamısın. Akşamımsın, sabahımsın, her zamanım mekanımsın. Ezberledim aşkım seni, hayatımın tamamısın. Alev alev, alev alev, geceleri kuşatıyorsun. Alev alev, alev alev, isyanları başlatıyorsun. Yangın gözlüm ruhum, bilmiyor musun? Bir akortası bu işim, senin için ölebilirim. Dudaklarım nasıl? Duhalarım nasıl? Karanlıktan doğarsın, güneş gibi alev alev. Yapabilirim, yapabilirim, senin için ölebilirim. Düşebilirim, düşebilirim, hapislere düşebilirim. Yapabilirim, yapabilirim, senin için ölebilirim. Sen sevdanın sultanısın, hem güneşim mehtabımsın. 365 gün canım, hayatımın tamamısın. Akşamımsın, sabahımsın, her zamanım mekanımsın. Ezberledim aşkım seni, hayatımın tamamısın. Alev alev, alev alev, geceleri kuşatıyorsun. Alev alev, alev alev, isyanları başlatıyorsun. Yangın gözlüm ruhum, bilmiyor musun? Bir akortası bu işim, senin için ölebilirim. Dudaklarım nasıl? Duhalarım nasıl? Karanlıktan doğarsın, güneş gibi alev alev. Kim biriktirmiş yalnızlığı ben gibi? Kim çekmiş acısını hasretin benim kadar? Dalda kırmızı çiçek, gökte yıldız sevgilim. Yok ortası bu işin, hapislere düşebilirim. Ölebilirim, senin için her şeyi yapabilirim. Çünkü sen sevdanın sultanısın. Yapabilirim, yapabilirim, senin için ölebilirim. Düşebilirim, düşebilirim, hapislere düşebilirim. Yapabilirim, yapabilirim, senin için ölebilirim. Düşebilirim, düşebilirim. Kibritler var değil mi yanınızda? Birazdan bu şarkıyı söyleyeceğiz. Bir prova yapalım isterseniz. İbrahim sende var mı kibrit? Kibrit çek. Evet. Kibrit çek. Urfa'da kibrit değiller, o kibrit var mı? Ben size şöyle beraber şöyle yapalım mı? Kameralar size dönsün ve şunu bir görelim bakalım. Bu sevdanın ateşi olacak efendim. Her türlü sevdanın olabilir, şart değil. Evet. Hazır mıyız efendim? Hazır mı herkes? Bir, iki, üç, dört. Yapabilirim. Yapabilirim, senin için öyle.
düşebilirim, düşebilirim. Yapabilirim, yapabilirim, senin için emeğim. Düşebilirim, düşebilirim, hapislere düşebilirim. İbrahim, bu şarkı sende iyi durdu. Bu şarkı bende iyi duracak da, sen çok parasıysan kardeşim, nasıl edeyim ben senden iyi? Yani bir beleşi yok mu bu işin? Diyorsun bu işin ortası yok, bu yok işin ortası bu işin diyorum. Evet, yok ortası bu işin diyorsun. Verdim zaman şarkıyı sana İbrahim. Bir dakika. Öyle alkış çalmakla olmuyor. Nasıl verdin? Nasıl? Önce verdin? Bir kere herkese şarkı vermiyorum. Sana şarkıyı verdim. Sen bankaya yatır. Gördünüz mü? Yok yok. Böyle, canım, böyle bir ısırgan otu olamaz. Böyle sana canım feda, %5 indirim sana. Çok cömert, çok cömert, bildiğiniz gibi değil. Böyle bir cömertlik olmaz. %5 kim bilir kaç parası diyecek. Kaç para mesela yani? Dolar mı, TL mi? Euro mu, ne? Hiç para bedava verdim. Sen bana bir hediye yaparsın. Ne yaparım? Bir hediye yaparsın. Sen bana... Yani illa altı boş olmuyor yani. Yok. Bedava verdim. Ama sen... Ya senin de gönlünden bir çiçek, yani bir çiçek olur. Ben bunu yaptım. Sen de bir şey yapacaksın zahar. Ne bileyim ben yani, ona karışamam. Yapabilirim, yapabilirim. Senin için ölebilirim. Düşebilirim, düşebilirim. Hapislere düşebilirim. Yapabilirim, yapabilirim, senin için ölebilirim. Düşebilirim, düşebilirim, hapislere düşebilirim. Sen süper. sen hiç bedava böyle güzel bir şarkı gördün mü bu yaşına geldiğinde? Yok vallahi görmedim. Görsem yerden toplarım. Soruyoruz, sazlara soralım. Arkadaşlar, siz, bu sizin olsaydı beyefendi, kaça verirdiniz bu beyefendiye? Bir dakika, şöyle dur, göremiyor. Evet. Onlar İbrahim Tatlıses okuyacak diye bedava da verirler de. Hayır, sen de Kayahan'sın ya şimdi. Yok estağfurullah. Tabii öyle. Hep bir Allah'ın kuluyuz, onlar da biz, hepimiz aynıyız. Abi, herkes onlar, bir görev yapıyor. Onlar aman nasıl İbrahim Tatlıses okur da bunu... İyi yapabilirim. Mesela nasıl çoran yaparız. Düşebilirim. Ben en çok... Mesela bu şey olabilir mi? Hapisler de olabilir de ikinci de mahpuslara düşebilirim. Ya artık o... Biraz da hafif argo olsun. Şöyle, yani. Şöyle. Abi biraz... Ben en çok bu şarkıları, sen çok iyi bir şarkıcısın Türkiye'de, bu tartışılmaz. Senden duymak çok hoşuma gidiyor. Ama bu küçücük odalarda yazıyoruz biz bu şarkıları. En güzel tarafı, en güzel tarafı sizin ağzınıza çok yakışıyor. Çünkü bu sizin şarkınızdır. Bu da size hediyem olsun. Gel geçelim yerimize. Evet. Efendim, Kayahan'a teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgili Kayahan. Evet. Onun iki tane şarkısını okudum. Hatta bir şarkısını da öylesine sahneden TRT1'de okumuştum. TRT1'in yılbaşı mı bayram, zannediyorum bayram programında okudum. Bir gün sonra bir gazetede, büyük, çok büyük bir gazetede o şarkıyla ilgili İbrahim Tatlıses Kayahan'ın şu şarkısını okudu ve dillere düştü. İbrahim Tatlıses'ten dillere düştü. Kayahan'dan zaten düşmüştü. Neydi o biliyor musunuz? Allah'ım neydi, günahım değil bir defa. Ya. Bir yemin ettim ki dönemem. Aha. Bir dakika. İkinci Bülent Ersoy vakası. Telefonu mu aldın eline, ne yaptın? Yok. Neye baktın? Söyleyeyim. Telefonu neden yanıma aldım? Bu ama şimdi bizim keyfimizde kaçar kimse de. Bu özel bir şey. Bir hastamız var, çok yakınımız. Onunla ilgili aldım. Her an bir haber alabilirsiniz. Evet, bir haber olursa. Peki. Evet. İbrahim, sessizlik oldu bakıyorum. Geçmiş olsun. Neyse. Yani ne demiştiniz? Bülent Hanım'la ilgili mi dediniz? Bir vaka. Yok, bu aynı şey değil. Hayır, bu, o da biz... arkada böyle telefon elinde sürekli gelen haberlere. Yok. Nasıldı? Kaşım nasıl, gözüm nasıl, iyi oldu mu?
Gerekmedikçe yanımıza hiçbir şey almayız. Gel ben hocam, seni şunu, yanıma alayım. Yok şunu bir şuradan yemin ettim söyleyeyim. Başına şey düşmüştür. Başına. Bak bak yakaladım onu. Kolanım. Kona kona gitti onun saçına. Say yemin ettiğimi söyle. Ben şiirini söyleyeyim oradan sen yemin. Peki. Siz bir başlayın. Evet. Siz bir şeyden. Bak İskender'i bir takip edin. Şey peki, İskender'i bir takip edin. Hangi ton? Ton ton bu. Hangi? Mi mi? Tamam. Evet. Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Yemin ettim. Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Of, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursun. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Hiç mi yok, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor, Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdalım. Kurşunlar. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Seni versinler ellere, bana kurşunlar.
Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum etti gerçeği, bir yemin ettim ki duramam. Üzüntün ellerinde soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem, dönemem. Ben Anadolu çocuğuyum, biraz da deli dolu. Kızdı mı dünyaya yakarca bakan, sevdi mi içinde ormanlar yanan. Tek tabanca, tek tabanca yalansız çıkmış yıllardan. Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Benim bu aleme aklım ermiyor. Ben Anadolu çocuğuyum. Benim de senin gibi, onun gibi arzularım var. Tırnakları kısa, katıksız kadın, katıksız ana. Gözleri güleç, yüreği insan birini istiyorum. Ben Anadolu çocuğuyum bildiğin gibi. Yüzümde derin siyah çizgiler, gözümde diken ve yaban otları. Yayla rüzgarları geçer içimden, dikenli tellere takılır gönlüm. Kan ağlar, anlatamam, ağlayamam. Ben Anadolu çocuğuyum. Böyle geldim dünyaya, pişman da değilim. Başakları ellerimle büyütürüm ben. Başaklar eğilir, ben eğilmem. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğim. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkın yok? Bir ara, bir son, Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yok. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun. Anadolu delikanlısını bu kadar güzel anlatır. Örfünü ve adetini, etik olan her şeyi bu kadar güzel anlatır. Allah ve beni de ağlattı gerçekten. Gerçekten duygulandım, gözlerim doldu. Kayahan, asırlardır yalnızım, gerçekten müthiş bir şarkı. Sadece bu değil, bütün şarkıları çok güzel. Kayahan başlı başına bir gemi. Geminin kaptanı da Kaptan-ı Derya. Gerçekten saygılarımızı iletiyoruz. Yolumuz Allah yolu, gemi Allah'ın gemisi. Biz kulu gideriz.
denize, fırtınaya, yıldıza bakarız. İstediğimiz sevgidir, kalan gün kadar yaşarız. Aldığımız her nefes helal olsun yeter. Gerisi yasak. Hangi limanda doğruluk, hangi limanda dürüstlük, hangi limanda sevdanın buluştuğu yer varsa biz o limanda da demirleriz. Bana hep soruyorlar, sen ne düşünüyorsun diye İbrahim. Buradan açık açık söyleyelim herkese. Doğru olan herkese saygı gösteriyorum. Doğru olup şaşıran adamlara üzülüyorum. Eğri olup doğru olanlara seviniyorum. Yani eğriden doğruya geçmek var, doğrudan eğriyi bulmak var. Bizim için kim doğruda duruyorsa biz onun yanında hemen orada duruyoruz. Hiç başka türlü laf olsun diye takım tutar gibi fikir tutmuyoruz. Takım tutar gibi fikir tutmuyoruz. Fikir, evet. Fikir doğru yol olmalı. Evet. Buyurun. Biz seninle usta. Çok nadir yan yana geliriz onun için. Çok nadir yani 4 senede 5 senede bir. Hiç unutmam eskiden Cumhurbaşkanı arardı. Değil mi? Tebrik evet. Ederdi seni. Sayın Demirel aramıştı. Dedi ki, dur akşamı sizi de güzeldi. Evet. Kayhan da güzel söyledi. Çok güzel söylüyor o. Programı izledim. Aslında şu anda da çok siyasetçi büyüklerimiz bizi oturmuş izliyorlar diyebilirim. İzliyorlar. Çünkü bana göre 19 senedir İbo Show ve İbo Show'da çıkan bütün sanatçılar çok değerli benim için. Hepsi de insanların çok sevdiği, çok saydığı. Hele böyle ara sıra da böyle kendi dalında tek 35-40 sene ayakta duranlar oldu mu bu sefer o küçükler kusura bakmasın onlar da benim başımın tacı ama onlar da saygı duymak mecburiyetinde. Saygıyı ve sevgiyi, adabı ve edebi bilecekler. Onun için 19 senedir cumhurbaşkanları izliyor, başbakanları izliyor, bakanları izliyor, milletvekilleri izliyor, doktorlar, hekimler, savcılar, kaymakamlar, herkes izliyor. Bu programda her şey var. Bu programda doğruluk var. Az önce ondan bahsetti. Yani biz insanları doğruya teşvik ediyoruz, yalana değil. Talebe çocuklarımızı buradan aydınlatıyoruz. Bildiklerimizi onlara aktarıyoruz. Yani biz de büyüklerimizden öğrenmişiz, onlara aktarıyoruz. Çünkü onların öğrenme zamanı. Öğrendikten sonra zaten biz onlardan, bir gel bakayım bize anlat öğrendiklerini. Bize anlatacaklar, aklımız duracak. Niye? Çünkü artık bu zamanın çocukları, yürekten söylüyorum, çok akıllı. Gençlerimiz çok yetenekli. Mesela Kayhan abimiz de genç. Az önce bana söylüyor. Dedim sen de hep bu hasta masta yutturuyorsun bize. Geliyorsun buraya taş gibi bu sefer moralim bozuluyor. Ben bekliyorum ki böyle nasılsın İbrahim'cim iyi misin? Böyle birini beklerken nasılsın İbo'cum iyi misin? falan deyince moralim bozuluyor. Çünkü bir dostum vardı benim. Vardı benim derken geçmiş zamandan bahsediyorum. Bir dostum var bir abim. Bir gün telefon açtı bana dedi ki nasılsın İbrahim? Dedim ki abi iyiyim. Öyle yok. Süperim diyeceksin. Abi dedim yani biraz moralim yok kardeşim Allah Allah ben senin dostunum süperim dediğin zaman benim moralim düzelecek iyi değilim dediğin zaman benim moralim bozulacak ya sana dost görünür düşmanın ararsa iyiyim fena değilim dersen ne olacak onu mutlu edeceksin halbuki onu üzeceksin süperim diyeceksin süperim. Öpüştüm resimlerinle şarkımız çaldı dinledim bütün gece bekledim. Yine sabah oluyor. Belki sen gelirsin diye ışıkları söndürmedim. Yeni doğan sabaha hezimetim oluyor. İçimde hatıralar delik deşik. Dupları okudum seçim seçim. Karanfili kokladım senin için. Odam hasret kokuyor. Aynanın karşısına geçip geçip kaderime yolladım içim. Gönül sayfamda canım açık seçim Türkiye yazıyor. Şarkı.
gece bekledim, yine sabah oluyor. Belki sen gelirsin diye ışıkları söndürmedim. Yeni doğan sabaha hezimetim oluyor. Hasret kokuyor aynanın karşısına. Kaderime yolladım, gönül sayfamda canım açık seçik Türkiye yazıyor. Böyle konuşurken şarkı söyleyelim, şarkı söylerken konuşalım. Ne dersin? Süper. Süper. Tamam. Süper. Ben sana mesela bir şeyler var, sormak istemiyorum bile. Evet. Ya sormak bile istemiyorum. Niye sorayım? Senin moralini bozayım şimdi. Sor, boz. Bozayım mı? Nerede gitti benim kağıt? Kağıdı kaybı. Yeni kağıt getir. Allah cezanızı verecek. Ben oturuyor muyum? Ben de istersen oraya gelirim yani. Yok gelme. Tamam. Gelme. Evet. Saf profilden iyi resim veriyorsun. Bir. Önce orkestrasına teşekkür ediyorum. İskender Paydaş, evet, ve Mustafa İşeren. İşleyen arkadaşımız. İskender Paydaş biliyorsunuz çok önemli bir müzisyen, çok değerli bir müzisyen. Yıllardır baba oğul gibiler, gerçekten çalışırlar, evet, birlikte. Evet. Onun için kardeşimi tanımıyorum, Mustafa. Mustafa. Doğru arkadaşımız mu? Evet. Yani orkestra diyorum çünkü bir orkestra gibi duruyorlar. Evet. Çok sesli, çok ses çıkıyor onlardan çünkü. Evet. Yani bir slogan başlatıyorum şimdi. Öyle bir insan diye, bir kişisin diye şey yapmayın. Bir insan çok insan. Yani öyle bir insan çok insan. Olabiliyor bazen. Onların ikisi, bak biz hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece ritim çalıyoruz. Yok, çok güzel çalıyorlar. Tamam. Çünkü o hadi sor, ne soracaksan. Sorayım mı? Sor. Benim moralimi bozmak için soracakmış da. Yok. Sor. Senin moralini bozar mıyım ya? Sana kıymam. Nereye koydum ben ya? Abi sıramı şaşırdım. 365 günü. Bu Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç oldu, ben sana abi sorayım. Abi bana ne ya, bana. Bizim şimdiki maçımız çok önemli. Tamam, peki. Evet. 800 günde yazdım diyor. 800 gün nasıl abi? 365 günü 800 güne nasıl sığdırdın? He. Yani genişleterek mi yaptın? Ya şimdi buna hakikaten çok arkadaşlar kızdılar. Yani niye bu kadar uzun zamanda şarkı yazdın diye. Ben dedim ki ya ne yapalım, işte bizim bu kadar aklımız çalışıyor, bu kadar zamanda bu kadarını yapabiliyoruz. Ayrıca da harcadığımız zaman bizim zamanımız. Kimsenin hoca, zamanını harcamıyoruz ya. Evet hocam, bu CD tek mi? Bu tek şimdi mi söyleyeyim, 800 günde yazdık biz bu şarkıyı. Bir tek şarkım var CD'de. O da stüdyo kısmı. Bak, İskender'in yanına gideyim, bir tane şahit bulayım kendimi. Ben bunu 6 Haziran 2008'de ilk şeye girmişiz, stüdyoya. Gerisini bak İskender anlatsın. Biz yaptığımız bütün çalışmaları hep CD'ye bastığımızda yazıyoruz o günün tarihini. Oradan zaten evet, vardır yani. Evet. Çok çalıştık. 5 tane şarkı oldu bu şarkı. Bu son haline gelene kadar 5. hali bu galiba. Peki, başka bir şarkı. Peki sence niye inanmıyorlar? Ya bilmiyorum ki. Yani. Bazen bir günde ya da bir saatte de şarkı yapılıyor ama. Evet. Aynen, doğru söylüyorsun. Gerçekten yetmiyor. Çalışıp daha iyi nasıl olur diye üstüne gittikçe. Şimdi bazen buluyoruz. Onlar şimdi bunu beğenmiyorlar ya, esas mesele orada. Ben hemen içime bir güneş doğuyor, diyorum ki tamam, bu şarkı tutacak. Bir saniye. Neden? Çünkü onların beğendiği hiçbir şarkı tutmuyor İbrahim. Şaka değil bu. Yani bu mesela Odalarda Işıksızım diye bir şarkı var. O zamanlar şey yazmışlardı. Bu ne rezil şarkı, Kayahan burada biter işte demişlerdi. Hakikaten. Odalarda ışıksızım. Evet, tabii. Bunu kim yaptı? Bundan boş ver, yaşıyor da. Yaşıyor ama bitmiş vaziyettedir herhalde.
Ama böyle çok oluyor. Yani çok anlamadıkları için. Yoksa iyi niyetliler. Ama peki, onlar %5 kişiyi temsil ediyor. Biz %90'lara falan Allah'ın izniyle. Evet. Evet. Kayahan Lülüfer ile barışmak istediğini söyledi. Kayahan bizim Lülüfer ile sadece müzik işbirliği değil, farklı bir arkadaşlığımız var. Onu özlüyoruz. Çalışma kısmı artık bizden çıkmıştır. Ama evet, insan olarak barışmakta fayda var diyorsun. Evet. Doğru mu? Tabii doğru. Şöyle işte ben bunu uzun uzun anlatmayacağım ama bir gün yataktan kalkıp bir dakika bu Nilüfer benim şarkıları söylemesin daha iyi olur diye kalkmadım yani. Bunun sebepleri oldu ama şarkı kısmını o kadar çok önemsemiyorum. İnsan kısmını. Yani hepimiz bu yalan dünyada neticede ebediyete geçeceğiz. Oraya gitmeden önce tabii ki barışmakta. Hatta ben küs değilim. Hiç böyle bir problem yok. Nilüfer'i de çok seviyorum. Buradan yine söylüyorum. Gerçi rock albümü yokmuş şimdi bu arada. Ya yani onlar bittikten sonra o işler gelsin barışalım bence. Doğrusu budur. Evet. Peki hanımdır gelsin barışalım yerine. Beni çağırsın ben gideyim barışalım. Şimdi, olabilir mi? Şimdi şöyle. Bizim dinimizde yaş yani yaş, büyüklük önemli. Şimdi o benden daha yaşlı olursa olmaz ayıp sen olur. Kaç yaşındasın? Ben ondan büyüğüm deyip geçelim sen yani. Sen ondan bence çok yaşlı değilsin. Ben ondan büyüğümdür. Yok. 2-3 ay. Şaka şaka. Yani Nilüfer bizim çok sevdiğimiz bir insandır. Sonra ne var İbrahim'cim? Bundan sonra. Nilüfer'in ben 51 gibi olduğunu. Öyle mi? Geçen doğum günden bir şey oldu. Bir de yazdı 51 mi 52 mi? Yani, birbirine duydum. Olmaz da değil hani. Sen yani. 52 var mısın? Ben 61. Yok canım evet. Ya ne kadar yalan. Ya. Yok benimkisi doğru 61. Ölçü tam yani. Araplar yalana şeydir. Evet. Araplar der ki çidip. Çidip şimdi, yalan demek. Şimdi anladım. Biliyorum o kısmını da. Kürtçesi de şey derev. Benimkisi doğru 61. Tam baştan ölç, sağdan ölç, yukarıdan ölç 61 çıkar. Öbür kısmını bilemem yani. Nereden bakarsan bak 61. O 61 peki çıkıyor. Ve tek tabancayım. Yani her zaman da böyle yapıyorum. Tek tabanca. Şimdi de tek bir şarkı çıkardık. Bu az bunu önce ya söylediğiniz abi, yapabilirim. Tek şarkı ne bu? Ben buradayım demek için. Merhaba çocuklar demek için. Üstelik de aslında hiç çıkarmayacaktım bunu. Hediye edecektim bütün Türkiye'ye. Ettim de zaten. Sonunda da çok istediler şu CD'den bizde olsun diye. Ben de 5 liraya, hatta bizden 3 lira çıkışı var. 5 liraya buradan çıkınca, hatta ben yanımda getirdim. 20-25 tane dağıtırım da. Böyle beni bulursanız bedava da alırsınız. Ya bir şey söyleyeyim mi? Olağanüstü cömertleşmiş, ben böyle bilmiyordum. Evet. Ben böyle bilmiyordum. Evet. Çiğ köfte salonuna bile geliyor. Çiğ köfte diyor ki bir porsiyon alması lazımken diyor ki o tekten ver bir tane. Ha, tek ne demek? Dürüm demek. 3 lira. Ha, 3 lira. Ne kadar ucuz. Ya bu bak, çok bir dürüm, cömertleşmiş. Bir dürüm, Allah yedi ben evladım. Bir dürüm fiyatına veriyoruz. Ama şimdi. Ama sana bir çiğ köfte getirdim var ya Allah. Allah. Kayahan rüyalarımda olacakları görüyorum. Nasıl yani? Ya orayı geçelim. Evet görüyorum. Doğrudur. Şimdi ne konuşsak Allah duyuyor. Görüyorum yani. Doğrusu bu. Olacakları görüyorum. Mı görüyorsun? Evet görüyorum. Mesela bu şarkıyı rüyanda gördün mü? Gördüm. Allah aşkına. Evet. Gördüm. Ne şarkılar var ya. 365 gün. Allah'ım neydi günahım. Seni versinler ellere. Sabahlar uzak. Emrin olur. Odalarda ışıksızım. Bir garip serçe. Hangisi? Bir garip serçe. Sen bir şey. O değil o. Değil. O değil. O şey, o Selahattin Sarıkaya'nın o. Yok o başka. Sen bir şahinsin, ben garip serçe. Dur bakayım açalım şimdi. Ses aç. Ses aç. Hop. O hep kadar açma. Hep bana yuturuyor. Gitar çalıyorum. Bir göreyim Allah aşkına. Ya bu. Çok sebebim vardı benim, çok kırıldım söylemedim, gözyaşımı göstermedim sana. Sağ ol. Çok sebebim oldu benim, kolay olsa
ben giderdim. Bu ne gitmek, bu nasıl elveda? Yandı mı bu postanede? Aa, bir dakika, bir dakika hoca. Yoksa... Bu şarkı mı bu? Evet. Buna bayılırım, kesme ölümü. Ölümü bunu tam ne bir düşün. Haber, ne merhaba. Zindan bu dünya. Uyutmuyor bu yaşananlar. Akşam olunca uyutmuyor bu yaşananlar. Akşam olunca sorma. Kaldım bir çare. Gül dalında bülbül değil bir garip serçe. Gül kokar dikenler batar. Kaldım bir çare. Yandı mı bu postaneler? Yıkıldı mı yoksa? Ne bir haber, ne merhaba. Zindan bu dünya. Uyutmuyor bu yaşananlar. Akşam olunca uyutmuyor bu yaşananlar. Akşam. Şimdi bazı zamanlar vardır ki öyle bir söz aklına gelir ki o 10 sene düşünsen bir daha gelmez. Yani o anda gelir. Şimdi bu laf ne abi bu? Nereden uydurdun şimdi bu? Yandı mı bu postaneler? Yıkıldı mı yoksa? Yani ya postane yıkıldı ya yandı. Senin mektubun gelmiyor. Ya yanmıştır postane sizin semtteki. Veya öbür postane o da mı yandı? Öbürü de mi yıkıldı? Nasıl oldu bu? Yani yoksa sen yazarsın diyor. Sen yazmışsın evet. Da gelmiyor diyor. Yani. Allah Allah. Evet. Bak ne yapıyor, bak ne diyor, bak, bak. Var ya bu büyük Orhancı'dır ama usta seni nasıl bulursun? Ustad en takdir ettiğim Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük bestekarlarından biridir. Vay, vay, vay. Onun lakabı Hüzzam Tuğrul. Evet. Hüzzam makamını Allah'a çok sever. Bir de çok titizdir abi. Yüzüğü, kaşı, gömleği, ütüsü, mütüsü böyle çok titizdir. Yani öyle kolay kolay herkesi sevmez. Onun için gittim ona. Allah razı olsun. Peki şurada şöyle bir şey diyor. Olur mu olur geceler gözlerinin hapsindeyim. Allah Allah lafa bak. Gözlerinin hapsindeyim abi. Bu ne ya? Sarı saçlarından sen suçlusun. Gözlerinin hapsindeyim. He? Nasıl bir şey o hocam? Şunu söyleyelim. Adresim aynı, kaderim aynı. Günlerim aynı, geceler aynı. Sarı saçlım, hasretimsin sen. Karadan tel, sokağında ben. Kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Bizde böyle çok şarkı var. Yok canım, ilk defa duyuyorlar. Peki o zaman söyleyin. Adresim aynı. Saçlım hasretimsin sen. Karadan tel, sokağında ben. Kapımda akşam günleri mateminde tutuşurken. Kan kırmızı gözlerimden sancıların
gelip geçer. Kim üşütür, kim yakar beni? Sen tabii ki, sen bir tane, ter içinde, içim bileğim. Ben kırmızı gözlerimde sancılarım gelip geçer. Kim, kim üzülür, kim bekler seni? Ben tabii ki, ben bir tanem, ter içinde. Allah sen ve sen gibilere uzun ömürler versin. Cümlemize, cümlemize. Çünkü elimizde filelerimizi alıp eve gittiğimizde, dertten, kederden gittiğimizde, ara sıra böyle televizyonda olsun, radyoda olsun, sizler gibileri dinlediğimizde halk olarak, vatandaş olarak, en azından derdimize tuz değil de, biber de değil de biraz böyle şeker dökmüş gibi oluyoruz. Çünkü yaranın üstüne tuzu basarsan çok kötü. İsotu da basarsan kötü. Yani derdimize bir ortak arıyoruz. O da sizler gibi insanların besteleri ve sesleri ve yorumlarıyla. Onun için sizlerin var olması, yaşaması önemli. Gerçekten. Beni mahcup ettin. Teşekkür ederim. Ona layık olmaya çalışırım efendim. Yine çalışacağım. Daha önce de çalışıyordum. Gelin şunu söyleyelim hadi. Kibritler. Herkese kibrit var mı? İbrahim, bu kibritlerin parasını sen ödedin. Ya iflas ettik zaten. Evet, dur ben de alayım kirbitimi. Evet. Kirbit. Oradan zille geleceğiz. Kirbit çal. Mimin açılacağız. Evet. Tamam. Evet. Başla. Sevdanın sultanısın, hem güneşim mehtabımsın. 365 gün canım, hayatımın tamamısın. Akşamımsın, sabahımsın, her zamanım, mekanımsın. Ezberledim aşkım seni, hayatımın tamamısın. Alev alev, alev alev, geceleri kuşatıyorsun. Alev alev, alev alev, isyanları başlatıyorsun. Yangın gözlüm ruhum, bilmiyor musun? Yok ortası bu işin, senin için ölebilirim. Dudaklarımdasın, dağlarımdasın. Karanlıktan doğarsın, güneş gibi alev alev. Yapabilirim, senin için ölebilirim. Yapabilirim, düşebilirim, hapise düşebilirim. Yapabilirim, yapabilirim, senin için ölebilirim. Düşebilirim, düşebilirim, hapise düşebilirim. Sen sevdanın sultanısın, hep güneşim, mehtabımsın. 365 gün canım, hayatımın tamamısın. Akşamımsın, sabahımsın,
Her zamanım mekanımsın, ezberledim aşkım seni, hayatımın tamamısın. Alev alev, alev alev, İsyanları başlatıyorsun. Yangın gözlüm ruhum, bilmiyor musun? Yok ortası bu işin, senin için ölebilirim. Dudaklarımdasın, dualarımdasın. Karanlıktan doğarsın, güneş gibi alev alev. Kim biriktirmiş yalnızlığı ben gibi? Kim çekmiş acısını, hasretin benim kadar? Dalda kırmızı çiçek, gökte yıldız sevgilim. Yok ortası bu işin, senin için ölebilirim. Senin için her şeyi yapabilirim. Çünkü sen sevdanın sultanısın. Yapabilirim, yapabilirim. Senin için ölebilirim. Düşebilirim, düşebilirim. Hapiste düşebilirim. Yapabilirim. Ağzına diline sağlık. Teşekkür ederim. Ya Ahmet, ne oldu sana oğlum lan? Bak ya. Ahmet. Ne oldu? Rengin benze sapsarı oğlum. Ne oldu sana? Dişim ağrıyor usta. Zor geldi bir şey. Dişim ağrıyor. Dişim ağrıyor. İlaç alsana oğlum. Nereden bulacaksın ilaç? Pazar bugün. Pazar. Pazar mı? Pazar tabii. Allah cezanı verecek. Bizim şarkıyı bilmiyor musun? 1-1-8, 1-8. Duymadık. Bir dakika, bir dakika. Çıt çıt çıt. Alo. Bir saniye benim. Alo. Neresi? Eczane mi? Allah Allah. Allah cezanı verecek. Bunun şarkısı da var, duymadın mı? Öyle de duyalım abi. Bak, ver şarkıyı abi. 1-1-8, 1-8, herkesi bağlarız biz. 1-1-8, 1-8, alemi bağlarız biz. 1-1-8, 1-8, herkesi bağlarız biz. 1-1-8, 1-8, alemi bağlarız biz. Dünya Göz Grubu'nun sunduğu İbo Show devam ediyor.
nerede yanlış yaptım? Bitti dünya, ziyan oldum ziyan. Ah bir anlasam, nerede, nerede, nerede? Ben nerede? Yakmıştım, yalvarmıştım, sen yazmıştın. Biz oraya atlıyoruz. Olabilirdi, olabilirdi, olabilirdi. Sevgi yeterdi, sen kadirdin. Allah'ım, nerede, nerede, nerede? Şimdi şurayı mutlak söylemem gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz Apollo 1, Apollo 2, Apollo 3, Apollo 10, 10'a kadar gitti. Apollo icat eden adam, yani Apollo icat etmiş, o Ay'a gidiyor. Bana göre, Allah'ım neydi günahım, ben nerede yanlış yaptım cümlesi de bana göre, şimdi hadi canım sen de diyen olabilir, hiç umurumda değil. Benim kanaatim bu. Bu cümleyi getirip, Yaradan'la birleştirip ortaya, Allah'ım neydi günahım, ben nerede yanlış yaptım? Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Hem Allah'a isyan değil, yani soruyor neydi günahım, yani ben acaba bir yerde yanlış yaptım ama nerede yanlış yaptım? Bu cümleyi bulmakta, ha Apollo'yu bulmuşsun ha bu cümleyi bulmuşsun, hiç benim hiç fark etmiyor. Vallahi billahi. Mesela diyor ki, yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Yılan seni zehirler, sokabilir, dokunmazsan geçip gidebilir. Ama yalan insanı ipe götürebilir. İftira. Abi bunu nasıl buldun ya? Nasıl? Bir anda nereden geldi abi? Bunu anlat, beni sinir etme beni şimdi. Bunları söyle ki ben de, şey biz de belki yakalarız bir yerden. Bulunan bir şey var. O da zaten Allah'ın yarattıkları var etrafta, biz bakıyoruz görüyoruz o kadar. Allah'ın yarattıklarının içinde sonradan şaşırmış yalan söyleyenler de var. Yani o yalan söyleyenlerle de uğraştıkça laf bulabilirsin. Çok yalan var memlekette. Torbaya koysan, bazısı arabayla da, satsan, gemiyle doldursan. Yalandan gözlük takar ki mimikleri belli etmezsin. Ama şimdi, ustanın taktığı gözlük yalandan değil. Bak bir şey söyleyeceğim. Gözlüğü nerede? Bana dediler ki, efendim Kayhan Bey işte 43 senedir müzik yapıyorsunuz. Tamam artık siz bu işi bırakın falan gibi yazılar geldi. Biraz değiştirin kendiniz dediler.
Ben de hazırlık olsun diye öyle mi peki? Ben size bir gözlük takayım, böylece değişmiş oluruz. Mesela öyle. Artık takmıyorum yani, gözlerim güzel gözüküyor. Bu aralar herkes 12'şer şarkıyla düet yapıyor. Embe mesela, Ayda, Tarkan, Mustafa, Ceceli. Ya Ajda'ya Ayda dedin ya. Ajda, Ayda değil. Nasıl Ajda? Ayda dedin. Demin bu Apollo'dan kaldı herhalde sen. Abi burada Ayda yazmıyorsa ben Allah cezamı versin. Ah, kim yazmışsa ona Allah soracağım. Için, Allah için sen konuş. Kime soracaksın? Ne yazıyor burada? Aa, bu yani dünyada demek Ayda istedim. Diyorum. Ayda. Evet. Evet. Sen, ay maşallah Ajda diye anladın ha? Yani Embe dedin sen, orada o var. Yani, kırpoluğumu çıkarmak istedin. Hayır, ortaya mı olmadı? Orada he? O var orada. Yemediler Sayın Kayahan'ı. Evet tamam efendim. Cümle nokta virgül var, Allah cezamı verecek. Abi Oxford'da bunu öğretmediler ki. Evet. Yani Ayda, Tarkan. Halbuki Ajda olması lazım değil mi? Ajda ama? Evet evet. Kim Ajda. Bunu yazdı Ayda diye? Ajda biliyorsun burada Ajda yazmıyor değil mi? Ajda hanımefendinin burada şeyi yok. Ayda. Evet. Yani ben normal. Mustafa Ceceli, İbrahim Heceli falan filan. Evet. Öte yandan Nülüfer, Şebnem, Ferrah. Şebnem, Ferrah ikisi bir arada. Teneke ne? Teneke Teneke kim ya? Teneke grup, rock grubu onlar. Teneke mi? Evet. Ulan vallahi tebrik ediyorum. Nereden bulmuşlar bu ismi ya? Evet güzel. Hani biz bazen derdik ya bu da ses mi Allah aşkına, teneke ses. Bunlar Teneke mi hakikaten ismi? Hayır hayır, onlar isimleri öyle de. Grubun adı Teneke mi? Bırak bir şeyi protesto etmek için var. İbrahim sonra gel, ben sana anlatırım boş ver. Uzun sürer bu iş. Teneke, onlar, Teneke yüksek sadakat. Tabii yüksek sadakat Erevizyon'a gidiyor, onları tebrik etmek ve bunlar başa, da mı grup? Başarılar dilemek lazım. Anladım. Tabii. Aynen evet. Başarılar diliyoruz da ben niye bunları bilmiyorum ya? Evet. Ben ise tek şarkı, tek tabanca meydan okuyormuşsun. Kim okuyor ya? Öyle sen ben şarkı okuyorum, benim bir şey yaptım. Sen adına demiş ya. Halbuki sen öyle meydan okuyan bir adam değilsin. Sen yok, kendi halinde aşkını yaşayan yok, bir adam. Yok onu şöyle söylemişler. Yani ben tek başına tek bir şarkıyla çıktım. Hakikaten bunlar 12'şer geliyorlar. Ben onu anlatıyorum. Benim bir tane şarkı var, onların hepsini planın içinde. Sen gençleri 10'ar sever. Kişi var, 12 kişi var. Sen senle biz beraber sever. Bir düet yapalım en iyisi. Böyle gözüküyor. Evet. Evet efendim. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin internetle alakan var mı İbrahim? İnternet mi? İnternet. He. Ben ne diyorsun? İnternetin başından kaldıranı gebertirim ben. Öyle mi? Abi çok bir otururum kalkmam 24 saat. Tamam o zaman söyleyeyim. Benim bir internet adresim var. Fakspot. Yes. Twinty. Hepsini sen bana sor. Buradan söyleyeyim. Bir gün bir gece oturuyoruz, bir lafını kestim. Estağfurullah. Can Tandriyar falan oturuyoruz arkadaşlarla. Ya İbrahim Bey ya dedi. Bu reklama girmez değil mi bu? Girmiyor. Dünya bilir. Twitter ne? Twitter. Aha, Twitter evet. Ha Twitter. Bir Twitter'a gir dedi. Twitter nedir abi dedim ya. Ya İbrahim Bey böyle bir şey olmaz. Mesela bir şey söyle, sen bize bir şey söyle. Mesela halkına bir şey söyle. Ne? Onları çok seviyorum dedim. Bir dakika dedi. Tık 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 abi bir girdiler. Ana 15 saniye sürmedi. 3-4 bin kişi oldu. Nedir dedim bu? Üstümüze geliyorlar dedi İbrahim Bey. Ya nereye geliyorlar arkadaş dedim. Bu ne, hakikaten nedir bu? Abi neler çıkmış bu ya? Bu hepsini bil ya bu. Yok. Vallahi hepsini bil. Şimdi ben onu söyleyeyim buradan altyazıyla da Gürsel'cim yazarsan. www.kayahan.info diye benim bir sitem var. Orada benim hakkımda doğru haberler ve de güncel haberler. Aynı zamanda şarkılar ve işte pek çok şeyi orada bulabilirler. 3 tane W. Yani çift V. Bir tane nokta. Koyduk. Benim adımı zaten biliyorsun. Kayahan yazacağım. Kayahan koyduk. Nokta. Evet. Info. Info'yu nasıl gireceğim ben? Onu bana anlat. Info'yu sen bilirsin. Info, information. Yani info mu yazacağım? İ. Ne? Info. Şey. Ordunun O'su. İbrahim'in İ'si. Fatsa'nın Fa'sı. Evet. İbrahim'in İ'si. Nide'nin N'si. Yok, info. Info. Öyle mi yazacağım? Bilmem ki. Orayı kaçırdım da info yani. Hayır öyle mi yazacağım abi? Tamam. Doğru söylemiştir mutlaka. Ne dedi? Peki siz de giriyorsunuz. Tatlıses.com mu go? Bak. Tabii. Tatlıses.com mu go? Mu go mu? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. We
şem o. Wi 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 wi. Kurbala temel şem o. Wi 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 wi. Wi 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 şem o. Wi 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 wi. Kurbala temel şem o. Nuri nurani şemam buket bu buhani dotmam buket şemam tıbhirati şemam buket bu ki buhani dotmam buket şemam tıbhirati şemam buket bu ki buhani dotmam buket şemam 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 buket dotmam 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 buket şemam şemam Şemame bu ke, dosmame, dosmame, dosmame bu ke. Wi 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 wi, wi wi wi. Şemo, wi 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 wi. Kurbana temel şemo. Estağfur hazde kim şemame buke günahiyes çık kim dotmame buke estağfur hazde kim şemame buke günahiyes çık kim dotmame buke dedi bey horto begiri şemame buke ne ayba fadidik kim dotmame buke dedi bey horto begiri şemame buke ayba fadidik kim dotmame buke şemame 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 buke dotmame 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 buke şemame 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 buke dotmame 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 buke wi 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 şemo wi 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 kurbala teme şemo. Sıra sende hoca. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz film gibi biraz. Bir aşk hikayesi siyah beyaz film gibi biraz. Gözyaşı, umut ve ihtiras. Bizimkisi alev gibi biraz. Bizimkisi bir aşk hikayesi siyah beyaz film gibi biraz. Ateşle su, dikenle gül gibi. Bizimkisi roman gibi biraz. Bu güller senin için, bu gönül ikimizin. Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima. Bu güller senin için, bu gönül ikimizin. Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima.
siyah beyaz film gibi biraz. Göz yaşı, umut ve ihtiras. Bizimkisi alev gibi biraz. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz benim gibi biraz. Göz yaşı, umut ve ihtiras. Bizimkisi roman gibi biraz. Bu güller senin için, bu gönül ikimizin. Hiç üzülme ama, sen gülümse daima. Bu güller senin için, bu gönül ikimizin. Hiç üzülme ama, sen gülümse daima. Güzeldi yaşadıklarımız, ne güzeldi. Artık ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa, bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir, sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık. Önce sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım. Grip salgını var demiştim, bak yine gribe yakalanmışsın. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim. Hikayesi, siyah beyaz film gibi bir an. Göz yaşı, umut ve ihtiras. Bizimkisi
roman gibi bir bir aşk hikayesi, siyah beyaz bir itiraz, gözyaşı, umut ve ihtiras, bizimkisi. Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın. Akor değişince şey oluyor. Hayatı anlatan şiirler, sevgiyi anlatan şarkılar, sözler. Yani bazen işte anlattığı gibi, Kaya'nın anlattığı gibi bir film gibi, siyah beyaz eski Türk filmleri vardı onlar. Ne kadar kıymetlidir biliyor musun onlar? Öyle güzel aşklar, öyle güzel şeyler yaşanmış ki. Bir bakıyorsun 17-18 yaşında tanıştığın kızla 60-65'lere gelmişsiniz. Hastalıklar, sağlıksız bir yaşantı. Oradan oraya gelene kadar neler geçmiş, ne güzel günler, çocuklar, torunlar. Hayat öyle dönüp gidiyor işte. Yani hiç kimse baki değil. Gönül kırmamak, kalp kırmamak, insanı saymak, sayabilmek, sevebilmek, yoksulu destekleyebilmek, ona bakabilmek, ceketse ceket giydirebilmek, acı doyurmak, bunlar hep insanlığın görevidir. İnsanlığın şanından ve şerefindendir. Allah öyle emreder çünkü. Ama biz bazen parayı bulduk mu, çok kimse, bir tanıyorum biliyorum, böyle Kaf Dağı'ndan bakıyorlar, insanları çok hakir görüyorlar, çok hor görüyorlar, sanki ölüm yokmuş gibi, ölüm olmayacakmış gibi böyle çaresizlik içinde yaşayıp gidiyorlar. Öbür tarafta nasıl hesap verecekler? Gel dediği zaman Yaradan, sen benim kuluma yoktu, yokluk içinde yaşıyordu, karanlıkta kalmıştı, aç kalmıştı, sen bunu halen, buna rağmen bunu nasıl ezmeye gayret gösterdin? Nasıl böyle bir kuvvet, güç kullandın buna? Ama bir bakıyorsun ki Yaradan hemen plağın öbür tarafını çeviriyor, öbür tarafı kaldırıyor ayağa, bu tarafı indiriyor yere. Fakat o önceden ezilen adam bunu ezmiyor. Saygı gösteriyor, saygıyla eziyor onu. Sevgiyle eziyor. Bu kar boran yaza döner, acılar tükenir biter. Sen ağlama gülüm yeter, sana gelen bana gelsin, kadan ben alım. Sus ağlama gülüm yeter. İnsan böyle ağlamaklı oldu mu sesi de titriyor biliyor musunuz? Sana gelen bana gelsin, kadan ben alım. Ağlama
Sana gelen, sana gelen bana gelsin, kadan ben alım. Bir Allah'ım bir de sensin beni yaşatan. Sana gelen bana gelsin, kadan ben alım. Bu harp oran yaza döner, acılar tükenir biter. Sil gözle ağlama yeter. Sana gelen bana gelsin, kadan ben alım. Sil gözle ağlama yeter. Sana gelen bana gelsin, kadan ben alım. Ağlama, sus, ağlama. Gözlerinin hapsindeyim. Nasıl bir şeydir bu hocam? Mikrofonun yanında mı? Sen de duygulandı ya. Vallahi biz bugün burayı sağlam geçirirsek iyi. İyi Allah'tan şırıl şırıl şey olmuyoruz. Bu aslında daha kötü. Bu şeyimiz içimize akıyor hoca. Yani böyle tam böyle dökülse. Evet. Ben eskiden çok döküydüm, şimdi dökemiyorum. Bu yaralıyor. Böyle hani adamın burnu yanar ya, burası böyle bir yanar. Seni seviyorum, hep karanlık, gözlerinin hapsindeyim. Ona kataktın. Onu söyledik değil mi? Şimdi öncelikle gerçekten elinize ağzınıza sağlık. Gayet güzeldi, çok zevkle dinledik. Biz de şimdi böyle aşıklar olur ya, bir o söyler ona döndük yani. Evet aynen. Peki tamam aynen. Yapalım. Dedi ki bu aşıklar var ya, bir o söyler bir o söyler, karşılıklı atışma. İyi peki öyle yapalım dedi. Yani madem öyle şey yapalım, dur bir tane de orada bir albüm var arkadaşların yanında. Onun adı Son Şarkılarım albümü o. O albümden bir tane şarkı söyleyeyim çünkü o biraz şey. Bir tane de playback olsun. Millete evet. Hep playback yapıyorlar biliyorsun. Evet. Bir tane yapalım bugün. Yapalım. Yani o da bizim hakkımız. Ben başta 3 tane yaptım abi. Öyle mi? Evet. Söylesene ben vallahi de yapayım. Vallahi 3 tane yaptım. Hayır ben klip ya çekmedim. Ben yokken mi yaptın bu işleri? Sen hazırlanıyordun o arada. Tamam. Şimdi. Nedir o şarkı? Ne zaman, şimdi söyleyeceğim. O plağı buldularsa orada, buldunuz mu? Güzel. Orada bir şarkı var. Adı Sabahlar Uzak. Ooo. Bu şarkıyı söyleyelim. Evet, o şarkıyı. Biraz da böyle lokal gelsin ışık, abi şarkı. Lokal ışık da verirler. Bunu da kapatın lütfen. Evet. O kapalı zaten. Öyle mi efendim? Sen konuşurken açık o. Playback'te kapalı. Ne ilanız biz bilmesin sen ha. Hiç belli olmaz. Sokarız belli etmeyiz. Tamam. Allah kara ilan. Biraz bekliyoruz. Tamam. Bir ricam var. Madem bu arada bekleyelim. Bu 365 gün şarkısı benim bu web sitede bir yazı okudum. Pek çok değerli arkadaş yazı yazmış ama izin verirsen bu programı onunla bitirmek istiyorum. Sebebi de şu. Bir yazı yazmış arkadaşımızın birisi, diyor ki şu anda eşim bana 365 günü çalıyor. Ben de kanserle savaşıyorum diyor. Bir şarkı yazdığınız zaman insanlar onları nerelerde, hangi hayatlarında ve hangi dönemlerinde, hangi medetler umarak dinliyorlar. İşte o zaman şarkıyı 800, 365, 1500 günde de yazsanız yeridir. Çünkü onlar çok işe yarıyor. Sabahlar Uzağa yollayalım.
biraz yüksek gelsin, bir de ışıkları bir lokal yaparlarsa sevinirim. Bıraktın beni sevda yokuşlarında, kuşlar uçurdu akşamdan sabahlara, sigaramın ucunda yanar hasretin, vurur can evimde, ellerime kelepçeler vurur. Gözyaşım var, ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan. Aynalarda gözyaşım var, ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan. Sabahlar uzak, bu sevda tuzak bana, çok zaman geçti sabrım yok yarınlara. Kaçıncı hasret, kaçıncı yalnızlığım, sigaramın ucunda şimdi yanımda, yanımda olacaktın. Bıraktın beni sevda yokuşlarında, kuşlar uçurdu akşamdan sabahlara, sigaramın ucunda yanar hasretin, vurur can evimden, ellerime kelepçeler vurur. Gel insafsız, ah kitapsız, yanıyorum arzularımla. Gel vefasız, gel vicdansız, çalmazdım acil olmasa. Gel insafsız, ah kitapsız, yanıyorum arzularımla. Aynalarda gözyaşım var, ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan. Aynalarda gözyaşım var, ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan. Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan
gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut Mustafa dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam bir kalemde silerdim seni. Vefasız, gel vicdansız, çağırmazdım acil olmasa. Gel insafsız, ah kitapsız, yanıyorum arzularımla. Aynalarda gözyaşım var, ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan. Aynalarda gözyaşım var, ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımdan. Aynalarda hatıralar, dayanamam firar eder aklım başımdan. Aynalarda hatıralar, dayanamam firar eder aklım başımdan. Şimdi kardeşim, beni bu şarkının ne müziği, ne şuyu, ne buyu ilgilendiriyor. İçinde bir laf gene taktım ben şimdi. Yani diyor ki, gel vicdansız, gel insafsız, çağırmazdım acil olmasa. Acil bir durum var. Ya evet. Bu nasıl bir şeydir arkadaş? Öbür taraflarını hepsini atıyorum ben. Oraya atıyor musun? Süper. Ama atıyorum. Çünkü bu laf abi, bu laf. Parayı alan bu laf. Çağırmazdım diyor acil olmasa yani. Gel ya ölüyorum ya son nefesteyim bir şeydir yani, gel bu nasıl bir şey? Sen bundan tabi yaşlandın biraz da bundan bir 10 sene önce bir program var seninle yapmışız. Orada ne diyorsun biliyor musun? Bu şarkı için mi yine? Evet. Ne diyorum? Firar eder aklım başımdan, nasıl aklına gelir diyorsun, firar eder aklım başımdan. O zaman o laflar daha yeniydi ya. Şimdi onlar artık o zaman demoda, o zaman hepimiz yeni modeldik o zaman. Evet, doğru vay söylüyorsun. O gün o lafa mı takmışım? Evet, o zaman öyle diyorsun. Sonra hatta birisi o şarkıyı almış. Karanlık mı oluyor? Orada uzakta kaldın. Ha. Birisi o şarkının o bölümünü almış, sen beğendin diye herhalde. Almış bir şarkıya koymuş, firar eder aklım başımdan diye. Sen beğenmişsin ya, senin hoşuna evet gitsin diye yapmış herhalde. İsterseniz aşk şarkısı söyleriz, isterseniz... Ama saat de olmuş yani İbrahim'ciğim. Saat de olacak, şey de olacak abicim. Millet oturmuş bizi izliyor. Allah Allah. Telefonlar peki geliyor, mesajlar geliyor, internete tamam giriyorlar. Tamam. Şeye giriyorlar. www.takses.com Bir şey söyleyeceğim, ben hakikaten bunu söylemeyi unuttum. Burada canlı yayında olsun, üstelik de bir şeyi de var bunun. Ben hemen geliyorum. Dur. Bunu söyleyeyim. Gel. Sen bir yere gidiyorsun. Senin gözlüğüne takacağım şimdi ben. Sen de bir gözlük. Evet. Karen Walker gözlük, biliyorsunuz efendim. Bu gözlük. Başka gözlüğe benzemiyor. Evet, benzemiyor. Her hafta. Bu kız da başka gözlüğe benzemiyor. Teşekkür ederim. Her hafta sizlerin sayesinde Karen Walker gözlükleri adına insanlarımıza daha bilgilendirici. Evet. Kemik işte severim ben, kemik. Eyvah. Demek ki bu hafta da bu model gidiyor, belli oldu. Çok fazla bir şey anlatmama gerek kalmadı aslında. Karen Walker gözlükleri önce İbrahim Tatlıses aracılığıyla hayır, ondan sonra... Kaç tane bir şey getirsinler ya bu insanlar. Getirmediler mi? Ne getirdiler bir şey, çok cimri bunlar ya. Eyvah. Vallahi bilmiyorum. Ben önemli bir nokta söylemek istiyorum izin verirseniz. Gözlük sadece aksesuar olarak kullanılmamalı. Güneş gözlüğü gözümüzle görünmeyen yeryüzüne ulaşan birçok zararlı ışınlardan da gözümüzü koruyor. Biliyorsunuz ki gözümüz de en önemli organlarımızdan bir tanesi. Ve eğer ki Karen Walker seçmek istiyorsanız başta imparator gözlüğü olmak üzere birçok seçeneğinden de faydalanabiliyorsunuz. Öyle bir isim hakkı veremem. Yok öyle bir şey. Öyle mi? Nasıl alacağız o isim hakkını? Alamaz imparator gözlük hakkı. Şey pardon. Çiğ köfteyi oluyor ama. Evet. Peki. Sol.
Peki siz Karen Walker gözlükleri için izleyicilerimize ne söyleyeceksiniz ama ne için? Lütfen gözlüğü gözlükçüden alsınlar. Çünkü en kaliteli... Sokaktan gözlük almayacaksınız. Bir, gözlüğü gözlükçüden, bitti. İki. Öyle mi? Aşkım diyecekti. Öpüp sevecekti. Yine geldim, ne gördüm, ne de sordum. Dünya Göz Grubu'nun sunduğu... Dünya Göz Grubu'nun sunduğu İbo Show devam ediyor. Gelecekti, aşkım diyecekti, öpüp sevecekti. Yine geldim, ne gördüm, ne de sordum. Gelecekti, aşkım diyecekti, öpüp sevecektim. Ne geldin, ne gördün, ne de sordun. Hani gelecekti, Arabım diyecekti, öpüp sevecekti. Ne geldin, ne gördün, ne de sordun. Efendim, bu üçüncü programımız. Beyaz TV'de üçüncü programımız. Bu artık ışıkları açın, bir şey yapın ya. Kapkaranlık oldu. Hep romantik romantik, hep telefonlar geliyor, şeyler, ağlıyoruz. Kayahan hocaya da gelmiş, hep ağlıyoruz. Işıkları açarken diyaframları da ayarlayın da birdenbire şeye düşünmeyin hem. Çok karanlık geliyor bana, bak mesela. Böyle geçsem, böyle olsun. Efendim, üç programdır, iki program. Sayın Başbakanımızın yardımcısı, değerli bakanımız, sevgili hemşerim Sayın Abdülkadir Aksu Beyefendi bugün açtı. Yani daha doğrusu ben açtım, o konuyu açtı. Yani ben ona telefon açtım, o konuyu açtı. Konu birbirini açtı. Dedi ki İbo, dedi, Allah hayırlı uğurlu etsin, Allah utandırmasın, Allah seni mahcup etmesin, hiçbir zaman da etmez inşallah. İki programdır, dedi, arıyorum söylüyorum, bir türlü ulaşamadım. Bak, bakan bile bana ulaşamıyor ha, bak. Yani böyle bir şey olabilir mi? Dedi ki Sayın Başbakan'a, yani bir telefon arasına kadardır işte, alo alo arası, o anda ulaşıyorum, sana ulaşamıyorum. Bir türlü hayırlı uğurlu olsun diyemedim. Buradan Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sayın Abdülkadir Aksu Beyefendi'ye, sevgili hemşerime, Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Sizin ağızdan bu hayır dualarını almak da çok önemlidir gerçekten. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Kayahan'a dönüyoruz. Ne oldu, bakan falan bir şey söyledim, ben oraya Abdülkadir Bey'i çok iyi tanıyorum, ayrıca çok da saydığım, sevdiğim birisi. Sen şey mi, milletvekili mi oluyorsun, ne oluyor, öyle bir şey mi? Ne alakası var, iki programdır hayırlı olsun diyecek. Ha, sana diyememiştir, çünkü sen telefonu alıyorsun ama telefonu başkasına veriyorsun. Senin telefonunu çevirince İbrahim Bey, ha şimdi buradaydı diyorlar, ondan sonra 5 saat izin, İbrahim Bey bulunmuyor. Ertesi günü diyorsun ki yalandan korktuğum işte kadar. Ben de onu anlatıyorum böyle zaten. Ha, ben de onu anlatıyorum. Sonra yine diyorsun ki ya İbrahim Bey'in başka bir numarası var. Tamam, onu arıyorsun. Sonra biri çıkıyor. Buyurun efendim, ben Şahin diyor. Ya Şahin bak kardeşim, sizinle konuşmuyorum. İbrahim Bey nerede diyorum. Sonra Şahin diyor ki biraz sonra arar diyor. Bir haftadır kendisine, ben de Abdülkadir Bey gibi ulaşamıyorum. Burada ulaştık efendim. Abi bu çalışmalar var ya, bir fabrika derdine düştük. Bir fabrika kurduk. Çünkü anladım. Bundan sonra buradan, çıkacağın telefonlara. Buradan bir şey sesleniyorum. Buradan bir şey sesleniyorum. Seslenmek istiyorum daha doğrusu. Evet. O öyle saçma sapan laflar ediyorsunuz, bazen televizyonda konuşuyorsunuz, öyle çiğ köfte bizimdir, şudur budur. Çiğ köfte Urfa'da, bak bir laf söylüyor, ben ne dersem, hoca ne derse odur. Hoca şimdi mezun camide ne şey verirse, vaaz verirse, hepsi doğru değil mi? Hiçbiriniz kalkıp diyemez mi bu yalandır? Çünkü Kur'an'dan okuyor. Sümme haşa, bizim öyle bir şeyimiz yok. Ben de o ülkenin, bu ülkenin çocuğuysam, Urfa'nın oğluysam, ben de biliyorum ki çiğ köfte ben söylüyorum. Urfa'da doğmuştur, Urfa'da ölecektir. Buna kimse sahiplenmesin, kendi kendine öyle ortaya atmasın. Bir de iki üç tane böyle, ben Kayan Hoca'da, herkeste resim çekiyoruz.
Bazısı bunu ticaret olarak kullanıyor. Resim çekiyoruz. Diyor ki işte bak diyor İbrahim Tatlıses benim dükkanıma geldi diyor. Benimle resim çekti. Benim çiğ köfteme baktı. Beni taklit ediyor. Hiç benim varsa ne resmim hiç kimse 5 lira vermiyor vallahi. Hem ikimize birden vermiyor. Bunu İzmir'deki bayilerimizden bölüşmüşler. Böyle bir şey yok. Evet. Ben sadece sanatçıyım. Herkese resim çekerim. Kimseden de kopya almam. Çünkü okul okumadım ben. Kopya çekmem. Benimki bitmiştir. Buyurun hoca sen ne diyeceksin? Ne yapalım bilmiyorum. Yani. Valla sen ne yaparsın yap. Ben bir tane uzun hava okuyacağım çünkü çok stiler. O zaman bence sen uzun hava söyle. Yok. Ben de dinleyeyim. Olmaz. Yok. Uzun havanın arkasından ben onu hani aşık gibi atışıyoruz ya böyle. Ben bir sefer işi sıcaklaştırayım. Sen yine ağlat. Ben ağlatmayayım artık. Ağam ağam ağam, ağam ağam ağam, ağam ağam, yatmamışam oyağam, gam gam yüküne dayağam. Muhammed ölümcedir, Muhammed ölümcedir. Deme gözden uzağım, yatmamışam oyağım, gam yüküne dayağım ey. Tene düşer kör olur. Uzun havalar tavırlı olur. Uzun havanın notası yoktur, ölçüsü yoktur. Ölçüsü şudur. Di gel ağam geldi gel gözüm geldi gel özüm geldi gel gözüm gel. Bu ölçü tamamlandı şimdi. Di gel gözüm gel yok. Uzatmayacaksın. Bunu gençlerimize sesleniyorum. Uzun hava okuyan gençlerimize sesleniyorum. Çünkü ben de gençken büyüklerimden, ustalarımdan öğrendim. Ben usta değilim haşa. Ben de onlardan öğrendim. Uzun hava aynı şey gibidir. Zurnada peşrevi olmaz. Uzun havanın yöreleri vardır. O yörenin tarzları vardır, şekilleri vardır. Gel ağam geldi gel gözüm gelmem sana gözüm demem tene düşer kör olur. Ben sana gülüm demem gülün ömrü kem olur kem olur kem olur aneynim aneynim. Thank you.
gelmen sene sultan demem tahttan düşer azlı olur. Ben sana paşam demem tahttan düşer azlı olur. Ben sana beyim diyerem daim bekler bey olur ay ay. Teşekkürler. Teşekkürler. Ağzına sağlık, elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Sizin de yüreğinize sağlık. Sonuna, sağ ol. Sonuna geldik galiba, değil mi? İbrahim'cim. Ya ne kadar sonu seviyorsun sen de ya. Allah Allah. Farz et, ben bak başta ama duymadı ki abi. Dedim ki. Ağır işitiyorum. Hayır, sen burada değildin. Sen hazırlanırken ben dedim ki bu akşam farz edin dedim Kayahan İbrahim Tatlıses Kayahan konseri var. Ama bu konser özel bir konser. Teknoloji o kadar ilerledi ki dedim dijital şeyle dedim dinle abi beni dinle ya. Burada şey ne derler dur. Yok Urfa'da bir şey değiller. Şeyin kimin eşe gidiyorlar? Yok. Başçavuş'ta. Yok başçavuşun değil ya. O sizin bildiğiniz başçavuşun. Bizde şey derler Urfa'da unuttum ya adamın adını. Akort yapıyor. Ting 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 ting. Şimdi birazdan çal demeyecek misin? Hı? Benim bildiğim... Dur bakayım. Odalarda ışık sızım söyleyeyim mi? Oo bayılırım. Aynen. Bir dakika şunu bir akla yürü. Bak ben telefonu bunun için getirdim ya. Akord aleti değil mi bu aynı zamanda? Teknolojiyi görüyor musunuz? Dizinde telefon var aynı zamanda akord aleti yani. Çünkü bu ışıklardan düşüyor. Yeşil yandı mı geç yani. Evet. Dedim ki bu akşam Kayahan İbrahim Tatlıses Kayahan konseri var. Oturun evinizde paşa paşa da çaylarınızı yapın. Hiçbir konserde çay ikram etmezler. Önde oturuyorsunuz. Şimdi koltuklarınızda oturup bu konseri izleyin. Do you understand tamam. Mugo? Yes aynısı. Mugo? I see. Yeah. We. Acaba hatırlayabilecek miyiz? Odalarda ışıksızım. Katıksızım. Biraneyim. Ben de seni arkada dinliyorum hocam. Odalarda
ışıksızım, katıksızım, bir haneyim. Seni sensiz duvarlara yazan benim divaneyim. Kanım aksın ki terk etmem seni. Peşindeyim yar, ellerimsin, gözlerimsin, inanmazsın yar. Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar. Bir ömür bu zindanlarda, ellerimsin, gözlerimsin, mahkumum sana. Davalı ben, davacı ben, yorgunum bu celselerden, dargınım sana. Posta posta hatıralar, voltalarda yer. Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın. Sızım, katıksızım, bir haneyim. Seni sensiz duvarlara yazan benim divaneyim. Kanım aksın ki terk etmem seni. Peşindeyim yar, ellerimsin, gözlerimsin, inanmazsın yar. Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar. Bir ömür bu zindanlarda, ellerimsin, gözlerimsin, mahkumum sana. Davalı ben, davacı ben, yorgunum bu celselerden, dargınım sana. Posta posta hatıralar, voltalarda yer. Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yer. Odalarda ışıksızım, katıksızım,
meyhaneyim. Seni sensiz duvarlara yazan benim divaneyim. Kanım aksın ki terk etmem seni. Peşindeyim ya. Sağ ol. Şimdi İbrahim'in anlattığı bir şey vardı. Ona bir açıklık getireyim. Bu vertigo diye bir hastalık var, böyle baş dönmesi diye. Biliyor musunuz neden aşağı indim? Çünkü kendimi iyi hissettim. Hep canım aşağı inmek isterdi. Bugün inebileceğimi gördüm ve yaptım. Yani hayatta şükredeceğimiz çok şey var aslında. Evet İbrahim'ciğim. Şimdi sonuna mı geldik? O sona gelenin, evet, o programı bitirenin Allah cezasını verecek. Evet. Sensiye gel evladım, sensiye gel. Aşıklar, aşıklar atışıyorlar. Ben her gece sarhoşum. Ben her gece sarhoşum. Aşk yanında berduşum. Kaderim böyle. Aşk yanımda berduşum. Kaderim böyle. Felek benim yazımı kışa çevirdi. Fırtına aşığım böyle. Fırtınaya kapılmış aşığım böyle. Hiç kimdir bilmezdi. Şimdi bir arkadaş oldum. Bana
arkadaş oldum. Ay akşamdan çıktır reklamlar reklamlar, ay akşamdan çıktır diyecekti. Aşkım diyecekti. Öpüp sever gelecekti. Evet, ben size başta söyledim, şimdi ben çayımı aldım elime, bizim burada bir gencimiz, bir delikanlımız var, aslan gibi bir garip kardeşim var benim, çay yapıyor, İbrahim abi çay içer misin diyor, o kadar güzel demliyor ki, tabii bir güzel demleyen daha var, ya bu ne olacak, kim o, hemen altında bir şey arayın canım. Arayın, arayın. Leyla Hanım, Leyla Hanım. Ayaklarına sağlık diyorum sevgili usta. Aynen. Sevgili Kayahan. Bizi şereflendirdin, bizi onurlandırdın, bizi duygulandırdın, bizi hislendirdin, bizi başka başka alemlere götürdün. Allah'ın yarattığı bu güzel insana teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum İbrahim'cim, seni kaç sene sonra gördüm. Yine aynısın maşallah. Hiç değil. Şimdi bunu ben sana büyüğüm diye yapma, biliyorsun aynı yaştayız. Gel bakayım. Onu Sayın Metin Aşık diyor. Evet. Sayın Metin Aşık neli mi? Bırakma. Şunu nasıl açıyorsun? Nel mi yapıyorsun? Sanki ben senden yaşlıyım. Ha oldu tamam. Sen benim abim olursun diyor durup dururken. Elini öptürmüyor bana. Ben önce sana, sonra bütün müzisyen arkadaşlarımıza, hepinize... İskender Paydaş'a, Mustafa'ya, sizlere çok teşekkür ediyoruz ve televizyonları başında bizi dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Ben kendi adıma herhalde alas mı aldık deme zamanı, öyle değil mi efendim? Peki. 365 günü söylemeden yok. Ve demiştim bir o elektronik posta dedikleri yani e-mail, oradan bir şey gelmişti. Bu şarkıyı çalıyorum yani biraz sonra söyleyeceğimiz şarkıyı. Eşi ona çalıyormuş, o da ben de işte o kötü hastalıkla savaşıyorum diyordu. O yüzden arada da söylemiştik onu. Şimdi bu şarkıyla kapatalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. O şeyden alalım isterseniz, yine playback'le gelsin. Daha iyi değil mi? Süper olur. Daha iyi olur. Süper evet, olur. Evet. Süper yukarıdan olur. Gelsin lütfen. Yaradılanı severiz, yaradandan evet, ötürü. Öyle mi? Evet. Öyle aynen. Konuşmuştuk. Tamam. Gel. Evet efendim. Sen sevdanın sultanısın, hem güneşim mehtabımsın. 365 gün canım, hayatımın tamamısın. Akşamımsın, sabahımsın, her zamanım mekanımsın. Ezberledim aşkım seni, hayatımın tamamısın. Alev 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 alev, geceleri kuşatıyorsun. Alev 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 alev, isyanları başlatıyorsun. Yangın gözlüm ruhum, bilmiyor musun? Bir akortası bu işin, senin için ölebilirim. Dudaklarım nasıl, duvarlarım nasıl? Karanlıktan doğarsın, güneş gibi alev alev. Yapabilirim, yapabilirim, senin için ölebilirim. Düşebilirim.
dizlere düşebilirim. Yapabilirim, yapabilirim, sevgini çıkarabilirim. Düşebilirim, düşebilirim, hapislere düşebilirim. Sen sevdanın sultanısın, hem güneşim mehtabımsın. 365 gün canım, hayatımın tamamısın. Akşamımsın, sabahımsın, her zamanım, mekanımsın. Ezberledim aşkım seni, hayatımın tamamısın. Alev alev, alev alev, geceleri kuşatıyorsun. Alev alev, alev alev, isyanları başlatıyorsun. Yangın gözlüm ruhum, bilmiyor musun? Yok ortası bu işin, senin için ölebilirim. Dudaklarım nasıl, dualarım nasıl? Karanlıktan doğarsın. Güneş gibi alev alev. Kim biriktirmiş yalnızlığı ben gibi? Kim çekmiş acısını hasretin benim kadar? Dalda kırmızı çiçek, gökte yıldız sevgilim. Yok ortası bu işin, hapislere düşebilirim. Ölebilirim, senin için her şeyi yapabilirim. Çünkü sen sevdanın sultanısın. Yapabilirim, yapabilirim, senin için ölebilirim. Düşebilirim, düşebilirim, hapislere düşebilirim. Yapabilirim, yapabilirim, senin için ölebilirim. Düşebilirim, düşebilirim, hapislere düşebilirim. Hani gelecekti, aşkım diyecekti. Göz grubu İbo Show'u sundu.